Var var Recai abi. O hayvanların böyle götürüldüğü yer var. O hayvanlar kesildiyse satıldığı kişi var. Evet. O hayvanlar yani hani öldürülüp satıldıysa da eti de alan evet birisi var. Mutlaka. Öldürülmeden satıldıysa, canlı satıldıysa o hayvanları alan da birileri var. Yani çıkıp demesi lazım ki bu perşembe günü oldu. Ben cuma, cumartesi, pazar neyse işte o hafta et aldım. Kaç liraya? Etin kilosu 20 lirayken ben aldım 10 liraya. Arz-ı evet mahal yani. Tabii ki daha ucuza sattı. Tabii. Bizim köyün orada kestiler. 4 tane büyükbaşın nerede sakat atı kanı, osu busu? Hani kurban bayramı değil, bir şey değil. Dikkat çeker. Ortada tabii bir yerde kestiler. Ya da bizim şuradaki garajda kestiler de kanı aktı. Ya da kardeşim buzağlı hamile inek. Bir tanesi buzağı yani, bu da önemli. Şimdi inekler hamile mi, öyle bir dönemi var mı? Şurada bir tane büyük inek, siyah olan inek hamile. Yani belki de doğurmak üzere şu anlarda yani. Ayın 14'ünde doğuracaktı. Ayın 14'ünde doğum evet yapacaktı. Evet. Evet. 6. ayın 14'ünde doğum yapacaktı. 6. ayın 14'ünde doğum yapması lazım. Bugün ayın 15'i. Hı? Bugün ayın 15'i. Haziran, bir ay sonra. Haziran. Haziran. Evet. Bir yani sonra, bir ay sonra bir doğum yapacak doğum. Siyah bir inek arıyoruz. Evet, şu siyah, evet. Bir yanda. Şu benim başlığım. Evet. Sağdaki baştaki siyah inek evet bir ay sonra doğum yapacak. Bunu kesmezler zaten. Beklerler. Annemi keserler mi artık? Hiç hocam olmadı ya Müge Hanım, anneye, doğru söylüyorsun. Anneyi öldürüm bu kesmez mi ya? Kurban oldum ya. Çok haklısın valla, ben de anneye ne söylüyorum? Bir... Vefatlarını düşünerek doğumdan sonra anneyi ayrı, yavruyu ayrı değerlendiririz diye düşünürlerse belki kesmezler. Bilmiyorum hocam. Yok ben acaba de yani aile ineği kesmezler diye düşündüm de Recai abi haklı, ben neredeyim işte yani. Hayır, acıma işiyle değil. Evet. Evet. Ceplerine girecek 3 kuruşun fazlalığını düşünerek. Yani adam o buzağı da normalde kesilmez. Tabii kesilmez. Tabii. O bebek da, o da yani. Yani yalnız bir gerçek var Müge Hanım. Bu 4 tane hayvanı hiçbir şekilde kalkıp bir tohum, buğday tohumu olur da der ki ben ektim, kimse bulamayacak mesela. Ama bu 4 tane hayvanı nereye yerin koyayım dibine sokamayacaksın. Göğe uçuramayacaksın. Ya hayvan olarak alıp birine satacaksın ya keseceksin et olarak. Duyarlı vatandaşlarımız bunu mutlaka farkına varlar. Biliyorsunuz geçen hafta duyarlı vatandaşlarımız sağda solda gördükleri canlı hayvanların hemen fotoğraflarını gönderdiler. Yani mutlaka Recai Bey biraz sabırlı olun. İnşallah hocam. Et olarak satılsa duyarlı vatandaşlarımız bu duyarlılıklarını göstereceklerdir. İnşallah. Canlı olarak da satışa kalksalar yine gereken yapılacaktır. Telefonlarımız durmadan çalışacaktır. Ve inşallah adalet kıskıvrak bunları yakalayacaktır. İnşallah hocam. Biz inşallah de buradan inşallah en büyük temennimiz Allah'tan görevli temennimiz arkadaşlarımıza, jandarmamıza, emniyetimize, sayın savcımıza Allah razı olsun. Bu kadıncağızın da katilini yerde bırakmadınız diye inşallah söyleyeceğiz. İnşallah. O savcı beyden, o hakimlerimden inşallah böyle bir haber duyacağız. Yani geri gelmeyecek kanaatımız var. Sabırlı olun Rahman'ım. Sabırlı olun. Yanan ateşe bir su serpecekler. En azından bir su serpecekler. Peki bir şey söyleyeceğim. Böyle yani hamile ineği kestin diyelim. Yenir mi? Yani yeniyor mu et? Efendim yenir ama kesilmez. Kesilmez yani. Hamile bir inek hayvan kesilmez. Tamam kesilmez de yani kesince yenir mi yani? Ya onu kim bakacak onun etinin hamile olduğuna olmadığına. Onların gözü para bürümüş. Evet. Onlar zaten insan değil ki. O sizin söylediğiniz normal evet insan yapısında düşüncesindeki gerçek adamlar için. Evet aynen. Bunlar adam kılığında ama Cenab-ı Hakk'ın cezalandırdığı insanlar bunlar. Bunlar değişik mahlukatlar. Allah bildiği gibi yapsın bunları. Ne diyeyim ben? Diyecek laf bulamıyor. İnşallah. Rahman Bey bir tane çok ünlü bir kaplan var. Belki de çita hani bilmiyorum şimdi tam onun adını da. Evet. Yani böyle bir belgesellerin çok ünlü bir hadi kaplanı diyeyim ben bildiğimiz şey. Neden ünlü? Doğduğundan itibaren hep böyle kameraya çekilmiş. Belki anlatmış olabilirim. Bu kaplan bir goril sürüsüne saldırıyor. Oradan işte bir tane goril alacak yiyecek karnı acıkmış. Sonra bir tane gorili gerçekten alıyor ve öldürüyor. Ve bu gorili ağacı çıkartıyor. Şimdi orada yiyecek onu. Bir bakıyor. Meğerse kucağında yavrusu varmış. Şey ya da şempanze. Yani neyse ben evet hani hayvanların tamam adını tam evet söylememiş evet olabilirim. Evet. Bu maymun yani. Maymunu bir bakıyor. Böyle gerçekten sıkı sıkıya sarılmış. Açıyor bir bakıyor. Orada canlı bir tane küçük maymun buluyor. Bebek maymun buluyor. Evet.
O kadar surat ifadesini görmenizi isterdim. O kadar tedirgin oluyor ki o bebeği görünce onun da. Ve tutuyor onu. Gelen mesajlara bakın. Kendisi sarılarak uyutuyor onu. Ertesi günde gidiyor ve işte o maymun sürüsünü oraya bırakıyor. Onu yemiyor, ona zarar vermiyor. Gitti ve oraya bıraktı yani. Ben kendi gözlerimle izledim. Ve bu da hayvan. Bu da kaplan. Yani bir hayvanın hem de yırtıcı bir hayvan. Yırtıcı hayvan. Yani başka hayvanları yiyerek. Evcil değil yani. Geçimini, hayır, yani yaşantısını bir başkasının canından geçindiren yaratık. Buna rağmen bak nasıl davranıyor. Şimdi işte o yüzden böyle hani yani 64 yaşında teyze, işte hamile bir inek, bir tane buza falan. Yani nasıl bir vahşet tablosuyla karşı karşıyayız, bunu anlamak lazım maalesef, yani. Maalesef. Yani söyleyecek laf bulamıyorum. Daha fazla ağzımdan bu toplumun karşısına sığmayan bir laf çıkmasın diye yutkunuyorum yani. Evet. Yutkunuyorum. Şimdi efendim, arkadaşlarımız iki ekip halinde köyleri tek tek dolaşıyorlar ve görgü şahidi arıyorlar. Dediğim gibi orada böyle bir korku imparatorluğu kurmaya çalışanlar var ama vallahi o korku imparatorluğu kurmaya çalışanların da işte şeyi adaletin gideceği yol adaletin kapısına kadar, cezaevi kapısına kadar. Bunu da çok açık ve net söyleyeyim. Şimdi bir kişiyle konuştuk, bir görgü şahidi bulduk. Bir civcivlerden bahsetti. Şimdi Şeker teyzenin evini de Reca'ya bir gösterdiğinde hani civcivler var demişti ya. Kendisine Şeker teyze civcivlerle ilgili bir şey anlatmış. Demiş ki birisi geldi, camımı çaldı. Ben de hatta tedirgin oldum. Benden civciv istedi. Bakın bir izleyelim kimden bahsediyor. Şeker Hanım kaybolmadan önce size bir şeyler anlatmış. Ne anlattı, ne zaman anlattı? Şeker Kırsaloğlu bizim sık sık komşuluk ettiğimiz bir kişi, komşumuz, akrabamız. İşte bu Mardayı'nın içerisinde yani 15-20'si gibi bizim ulara yine gelmişti. İşte böyle sohbet ederken dedi, ben dedi, bugün dün dedi korktum dedi yani. Gündüz, öğlen falan, öğlen sonu falan. Birisi geldi cama yedi, tık tık vurdu yedi. Baktım yabancı birisiydi, yemek yedim içeride yedi. Niye sormadın önce kimsin falan dedim. Sordum dedi, sonradan kalktım buyur ettim dedi. Tavukçucu alacağım dedi. Kimin nesin, ben seni tanıyamadım dedim dedi. Ya ben ambargo'ndan boncuk camanın çocuğuyum. Çarşambadan geleyim de köye gideyim. Yumurtlamak için tavuk cüce alacağım. Bu da demiş şu anda bende satılık cüce tavuk yok demiş yani. Ama bu ananı iyi konuştuğumuz tanıdığım birisi. Şeker Hanım boncuk Cemal'i iyi tanıyor öyle değil mi? Tabii tabii. Sonra işte kürk yatırırım cücesi çıkınca alırsın demiş yani. Boncuk Cemal'in oğlu sürekli gidip gelmiş mi, rahatsız etmiş mi? Pek rahatsız ettiğini söylemedi tabii gidip gelmiş ya. En son dedi cüceler çıktı dedi. Onun şansında dedi 13 tane yumurta koydum 13 cüce birden çıktı dedi. Bana ücret teklif etti dedi. Ben de ücreti de istemez. Babanı tanıyamak var mı? Hediyem olsun. Köyde duracağımışım, yurttaşacağımışım dedim dedi. İlle ısrar etti dedi. İsrar edince de ya ne verirsen ver. Gönlünden ne koparsa. Baktım kurtulamadım dedi. Boyuna teklif ediyordu. Ücretiydi. Bir daha tamam o zaman sonra veririm dedi. Çekti gitti dedi. Şimdi şu tahtayı açarsanız. Yani bu tabii tesadüf de olabilir ama. size dün bu haritayı çizmiştim. Bu haritayı da çizdim. Beğendim haritamı da silemedim aslında. Daha oraya yazacaklarım var. Sen şurayı çizsen. Şimdi bu bize bilgi veren hanımefendinin yeşil brandayla beyaz kamyonet geçti. O gün perşembe günü saat 4.30-5.30 civarı diyordu ya. Onun sonra biz dediği yerde işte cenazeyi bulduk. Onun geçtiği güzergahta bulduk. Sonra bize aynı hanımefendi demişti ki Şeker teyzenin öldürüldüğü gün evine işte İsa ve tanımadığı 3 kişinin daha geldiği söyleniyor. Dün biliyorsunuz babası ve İsa Bey ve oğlu bağlanmıştı telefona. Onların geldiği söyleniyor. Onlar da Boncuk Cemal'in oğullarıyla beraber iş yapıyorlar diye bir iddiada bulunmuştu. Tabii bu hanımefendinin iddiasıdır. Jandarmaya da ifadesini verdi aynı şekilde. O yüzden ben de o iddia olarak bunu söylüyorum. Bu şekilde ifadesi de alındı. Şimdi dün çıkan izleyicimiz de diyor ki teyzemiz öldürülmeden yaklaşık bir hafta önce anlatmış bu konuyu bu beyefendiye. Demiş ki bana biri geldi. Camımı çaldı. Ben tedirgin oldum.
Boncuk Cemal'in oğluyum dedi. Benden civciv istedi. Cüce tavuk mu diyorsunuz evet. Cücüve? Evet, cüce gürk ve cüce deriz ona. Gürk ve cüceler deriz. Cüce, gürk ve annesine cüce. Gürk deriz tavuğa, büyük tavuğa. Gürk. Gürk deriz, gürk. 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 Yavrulara da cüce deriz yani. Onun üst, yatar yumurtanın üstüne çıkartır. Onu... Yani bizim civciv dediğimiz şey yani, cüce diyorlar. Ha, cüce yani, yani bunun cüce. Demiş cücelerini, tavuğun cücelerini ben alayım demiş. Civcivi istemiş evet. Yani. Evet. Hanımefendi de tedirgin olduğunu anlatmış. Şimdi tabii bütün bu anlatılanlar birbiriyle bağlantılı olduğu için açıkçası bizi de heyecanlandırıyor bu yeni gelen bilgiler. Fakat siz de biliyormuşsunuz sanırım konuyu. Yani bu şimdi. Cüce meselesini hı-hı. Biliyormuşsunuz. Şimdi biz de gittik önce Boncuk Cemal'i bulduk. Şimdi bir İsa Bey'den bahsediliyor. Bir de Boncuk Cemal'den bahsediliyor. Niye Boncuk? Onu bak sormuyorum. Ya atadan kalma ismi bizde öyle. Cemal amca diye biliyoruz ama yani hangi Cemal deyince ki Boncuk Cemal diyorlardı. Bizde de öyle kaldı ismi yani. Boncuk Cemal. Herkes diyorsun. Öyle söyler yani. Şimdi aslında İsa Bey'de Boncuk Cemal Bey'de belirli bir yaşın üzerindeler. İsa Bey'in rahatsızlığı da var. Yani hı. Yani adamın kalkıp da Şeker teyzeye bir şey yapabilecek hali yok şimdi açıkçası. ama oğullarıyla ilgili insanlarda bir tedirginlik var. Ama oğulları da dün yayınımıza da bağlandı biliyorsunuz bir tanesi. Bizim bu konularla hiç ilgimiz yok dedi. Dün kendisiyle röportaj yapacaktık. Fakat muhabir arkadaşımızı hangisi? Murat Bey mi? Murat Bey muhabir arkadaşımızı saatlerce dolaştırdıktan sonra telefonunu kapattı. Çünkü bu konular hakkında onun da mutlaka yanıt vereceği şeyler vardı diye düşünüyorum. O gece işte o cinayet günü onların oraya gittiği söyleniyor falan ya. Herhalde bugün yapar röportaj diye düşünüyorum. Şimdi biz önce Boncuk Cemal'e ulaştık. Dedik ki yani böyle böyle söylüyor. Sizin oralara geldiğiniz gittiğiniz söyleniyor. Bak oğlundan tedirgin olmuş teyze. Önce bir Boncuk Cemal'i izleyelim isterseniz. Siz ne zaman öğrendiniz Şeker Hanım'ın kaybolduğunu? Şeker Hanım'ın konusunu çocuk garajdan teşhis etti. O akşamlara bir bineceğim. Cumartesi günü akşamlara bir bineceğimmiş bu benim çocuğum. Dedi ki baba Şeker İngi'yi dedi kaçırmışlar sen duymadın mı? O zamana kadar lan sen ne diyen oğlum dedim ya nereye kaçırmışlar? Dedi ki baba malıyla milanla götürmüşler. Telefon ettim bu Engin isminde çocuğa. Ha. Dede dedi bir ize rastlayamıyor. Mal da yok şeker de yok dedi. Hı. Çocuk ağlıyor tabii burada yırtılıyor. Biz burada ağlıyoruz. Pazar günü geçtim buradan. Pazar günü de indim burada. Uşaklarından yine aynı zamanda geçmiş olsun diyor. Ta o zaman bulunma dedi. Başı sağ olsun diyemiyor da geçmiş olsun. Yine sağ bulunacak sanıyoruz. Benden 4 yaş büyük kız kardeşim var. Şu kız kardeşim aynı bu olayı yaşasaydı işte ona da ancak bu kadar yanabilirdim. Bu kadar. Biz haftalardan beri izraf çektik, yandık. Oğluyla da görüştük. Necati Bey'e de biraz kırıldım. Burada geçerken hemen diyecek ki aman 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 aman. Cemal amcanın ne çoluğundan ne çocuğundan bana asla zarar gelmez. Eğer ben Şeker bacının, hemşiremizin, kardeşimizin saçının teline zarar geleceğini bilseydim ben haftalarca orada beklerdim. Buraya gelen 10 kişi olsa belki birisi kaçabilirdi. 9'unu durdu elerdim. Ben Şeker bacıyı kız kardeşimden fazla seviyordum. Bize bir çamur atın bana sebebi benim büyük olana onun kızı dağ yolunda bir meçhiste yakalanması var. Bu aşağı yukarı var ya 20 seneden fazla. Ben kaçmak zorunda kaldım. Karı bana saldır dilleri doğru hedeleziğinden savuştum. Kızın olayından beri kız oğluna gelmeyi düşünmüş. Kızı almadınız diye mi? Ya niye alacağım ben onu gelinim üstüne ben nasıl alabilirim bunu? Buradan beri bir çamur işimiz öyle geçti. Oğlunuz civciv istemeye, tavuk istemeye gitmiş. Ondan sizin haberiniz var mı? Bundan haberim iyi var. Çünkü çocuk alıyor aynı geldiği gün doğru gidiyor polise veriyor. Bir tavuğun değeri ne? Bir tavuğun yapacağı 100-150 milyon. Hadi 500 olsa insanlar arasında nedir yani? Para mı sorulur? Almaz şeker sattı. Şeker ya ben ineğin bir sığırın birini götüreyim al da götü oğlum diyecek. Para sormaz. Bir gizli tanık bize ulaştı ve sizin İsa Beylerle tanıştığınızı, aranızın çok iyi olduğunu ve sürekli birbirinize gidip geldiğinizi iddia etti. İsa'yı tanırsam Allah dilime burada feş versin. Ama şöyle şuna yemin edemiyorum. Belki tanımayalaktan ben herkese selam veriyorum. Selamun aleyküm demişimdi. Sizin köydeki evin ahırını hatta depo olarak benim kullanıldığı iddia ediliyor. Benim evim ne depo olabilir ya? Benim evim ancak şöyle bir şey. Benim kupremi götürüyorum, depom olabilir. Çaldıkları hayvanları sizin ahırınızda saklıyorlarmış. Ya hayret ediyorum bunlara. Ne hayvanı gelebilir benim buraya? Ben insanları hiç tanımıyorum. Böyle bir izraf çektik. Ben ne diyeyim de ne anlatabilirim? Ya ne anladım, nasıl anladım? Şimdi Cemal Bey diyor ki benim bu konularla hiç alakam yok. Evet.
çok üzüldüğüm civciv çıkartma meselesini de biliyorum. Siz de biliyormuşsunuz. Şimdi şöyle bir şey. Cemal amca benden önce dedemin arkadaşı, peşinden babamın arkadaşı. İnanın birbirimize bağlı olduğumuz bağ hakikaten çok önemli. Ben askerde Kıbrıs'taydım. O Kıbrıs'ta oturuyordu, ikamet ediyordu. Evine kaç kere gittim. Beni kendi evladı gibi severdi Cemal amca. Hanımı da Cemal amca da. Oğlu Aziz de civciv meselesini birisi açtı oradan. Doğrudur. Ben köye indiğim gün gübre atmak için, o hayvanları gütmeye gittiğimde, gübre atmak için indiğimde, o daha önce olmuş konuşmalar benim ondan bilgim yoktu. Annem dedi ki oğlum böyle böyle. İşte Boncuk Çamanlı oğlu Aziz dedi, civciv istedi. Gürk'le beraber dedi. Ben de verecek oldum. O da para istedi, 150 lira verecekti dedi. Hatta dedim ki anne, o ben onun evinde çok kaldım. O annem bana yemek verdi, çay verdi. Ücret almazsın, alma önemli değil. Ben veririm sana dedim anneme. Annem de almamıştır zaten. Almaz da zaten. Peki bu az sonra izleyeceğiz Aziz Bey. Hı-hı. Sizin köyde mi yaşıyor? Aziz Bey ben bizim köyde yaşadığını veya ambar güvende yaşadığını bilmiyorum. Çarşamba'da mı yaşıyor? Zaten ben... Şimdi burada baba çarşamba diyor. Çarşamba ile sizin köyün arası ne kadar? Çarşamba ile bizim oranın arası yaklaşık 40 kilometre diyeyim yani. O kadar. 25-40 kilometre. Benim evin en çarşamba arası 40 kilometre. Çarşamba'da civciv yok mu? Muhtemelen vardır. İlla ki vardır. Niye sizin annenizden civciv alınıyor yani? Kendi anlasın bilmiyorum. Yani onu ben o sadece ben de... Köye indiğim gün... Hayır ben şimdi size soruyorum. Belki şunu diyebilirsiniz. Annemin civcivleri çok iyi diyebilirsiniz. Ben o yüzden soruyorum. Ben şimdi ya buradan kalkıp Silivri'ye civciv mi almaya gideyim gibi yani gibi geliyor bana da o yüzden her soruyorum. Her yerde var sonuçta civciv. Evet. Çabuk bulunan. Bir bilgim ondan bir bilgim bir malumatım yok. Hayır size değişik gelmedi mi? Niye bu adam kalkıp çarşambadan gelip benim annemden civciv alıyor? Bilmiyorum Mükan Hanım. İnanın bilmiyorum. Eğer... Ha, parasız alsın diye. Doğru olabilir. Civciv de ama kaç lira? Ben de alıyorum ya biliyorsunuz ben de civciv alıyorum. Civciv 3 lira. Zaten evet bir de yol parası evet. Var. Yani... Gelip geçerken muhtemelen geçip geçerken ya birilerinden duydu işte. 3 lira civciv 30 lira. 13 tane ise işte 39 lira. Üstelik para vereyim diye de ısrar ettiğine göre bir para vermeyi de göze aldığına göre bulunduğu yöreden de çok rahat alabilirdi. Şimdi çok konuştu Aziz Bey. Ben teşekkür ediyorum kendisine. Aziz Bey çok... Evet. Bu sorunun anlamı bu. Evet. Neden geliyor alıyor oradan? Özelliği ne? Evet. Neden buna karar verildi? Hani ne bileyim mesela annenizin civcivi paçalıdır, tepelidir bir şeydir. Hani onları ben de arıyorum. Hani bir öyle bir şey civcivler mi? Bir özelliği mi var civcivlere? Yok, normal. Öyle, öyle bir farklı bir hayvanlar yok. Bildiğin civciv yani. Farklı bir hayvan özel bir düşünceyle gelip alıyorlar oradan. Bakacağız şimdi bir izleyeceğiz evet. Aziz Bey.